Nihan Marmara Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Müsilajla ilgili çalıştayın bütün bugüne kadar yapılan çalışmaları 2007 yılından bugüne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı TÜBİTAK'la ortak bir proje kapsamında Marmara Denizi'nde ilk o tarihte görülen müsilajın bugüne kadar gelişim sürecini takip ediyordu. Ve son dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da olaya el atmasıyla birlikte işte Marmara Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde tam 3 gündür çalıştay yapılıyor. Cuma günü online görüşmeler yapıldı. İlgililer aynı masa etrafında olmasa da internet üzerinden ağ bağlantısı üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Dün İstanbul'da Marmara Belediyeler Birliği Genel Merkezi'nde yapılan toplantıdaysa çevresi ve kıyısı bulunan illerin Su ve Kanalizasyon İdaresi başkanları, Çevre Koruma Daire Başkanları ve üniversiteden öğretim üyeleri müsilaj sorununu ve çözüm önerilerini paylaştılar. Tüm toplantılara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda da Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doçent Doktor Tayir Büyükakın başkanlık etti. Bugün son gün. Artık çalıştayda çalıştayın sonucu Bakan Murat Kurum tarafından açıklanacak Çevre ve Şehircilik Bakanı şu anda bizim bulunduğumuz Başiskele ilçesinde bulunduğumuz iskeleden ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırma gemisine geçecek. Buradan kıyıdan tekneyle sonrasında kısa bir İzmit Körfezi turu, ardından da saatler 15'i gösterdiğinde yapılan o 3 günlük çalıştayın sonuçları müsilajla ilgili alınacak olan tedbirler bundan sonra Marmara Denizi'ni kurtarmak için yapılacak çalışmalarla ilgili kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Bakan Murat Kurum'un aslında bugünkü etkinlikte havadan da denetlenecekti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait çevre uçağı havadan denetleme yapacaktı. Bakan da bu denetlemeye katacaktı. Ancak hava bugün yukarıya bakıldığında puslu. Dolayısıyla deniz yüzeyinde hem deniz süpürme çalışmaları hem de müsilajın etkili olmuş olduğu bölgelere bilim iki gemisiyle birlikte gidilecek İzmit Körfezi çünkü en doğusunda yer alıyor Marmara Denizi'nin bu mücadelenin topyekun bir mücadele olması gerektiğinin de altını çizmek lazım. İşte dolayısıyla 3 günlük çalışmayla Marmara Denizi müsilajdan ve etkisinden nasıl kurtulacak sorusunun cevabı bugün saat 15'i gösterdiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından kameraların önünde tüm Türkiye'ye aktarılacak. Nihan.